Sağlık Bakanlığı'nın normal doğum eylem planı kapsamında yayınladığı Anneciğim Başardık kamu spotu doğum şekilleri ve anneliği ele alış biçimi nedeniyle kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Spot normal doğumu başarmak olarak nitelendirirken sezaryen doğumu seçen anneleri dolaylı olarak başarısızlıkla itham ediyor. Öncelikle bu ayrıştırıcı dilin sakıncalarına dikkat etmek isterim. Doğumun amacı anne ve bebeğin sağlığını güvence altına almak olmalıdır. Bu durumda başarı bebeği sağ salim kucağına almakla ölçülebilir. Ve tıbbi gerekliliklerle sezeryan doğum yapan anneler kesinlikle suçlanmamalıdır. Sezeryan doğum oranları yalnızca Türkiye'de değil dünya genelinde de artış gösteriyor. Bu artışın nedenlerini bir gözden geçirelim. Her şeyden önce kentli nüfusun artışı vajinal doğum oranında azalmaya neden oluyor. Gelişmiş beslenme ve vitamin kullanımı sonucu bebekler eskisinden daha iri. Sezeryan doğum planlanabilir ve konforlu. Dolayısıyla planlama yapabildiği için anne adayı sezeryan doğumu tercih ediyor. Ameliyat teknikleri geçmişte olduğuna göre çok daha iyi ve enfeksiyon riski çok azalmış durumda. Üstelik anestezi uygulamaları nedeniyle sezaryen ameliyatı da ağrısız bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ülkemizde doğumhane koşulları yeterli değil ve ebe sayısında önemli açıklar var. Her şeyden önemlisi gerek kadın doğum doktorlarında gerekse ebelerde malpraktis davaları korkusu çok önemli. Aşırı hasta yükü ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de vajinal doğumda oluşabilecek aksaklıklardan dolayı hekimleri ve ebeleri korkutuyor. Vajinal doğumun riskleri olabileceği kesinlikle unutulmamalıdır. Doğum sonrası idrar kaçırma bunlardan biridir. Birden fazla sayıda vajinal doğum yapmış olan kadınlarda menopoz sonrası yaşlarda idrar kaçırma sıklıkla başlıyor. İkincisi cinsel işlev bozuklukları. Vajinal doğum yapan kadınlarda vajina girişini daraltan kaslar gevşediği için cinsel işlev bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Mesane ve rahimdeki sarkma gerek cinsel ilişkinin gerek hayatın kalitesini kötü etkileyebiliyor. Doğumun ilerlememesi ve bebeğin kalp atışlarının bozulması nedeniyle acil girilen sezeryanlar önceden planlanarak yapılan sezeryanlardan daha ağır ameliyatlar haline geliyor. Vajinal doğumda yaşanabilecek komplikasyonlar nedeniyle doktorlara tazminat davası açılması doktorları daha çok sezeryan ameliyatı yapmaya yönlendiriyor. Her iki doğum şekli de gerek vajinal gerek sezeryanla doğum kendine özgü avantajlar ve dezavantajlar içeriyor. Önemli olan annenin sağlık durumu, bebeğin pozisyonu gibi faktörlerle en uygun doğumu seçmektir. Sağlık Bakanlığı normal doğum vurgusu yaparken sezaryen doğumu anormalleştiriyor. Bu da kadınları doğurganlık hakları konusunda baskı altına alıyor. Normal doğum kavramı yerine vajinal doğum sözünün yerleştirilmesi çok daha uygun olacaktır. Her kadının Doğum şeklini seçme hakkı kesinlikle korunmalıdır. Nasıl ki bir kadının ne zaman ve kaç tane çocuk doğuracağına karışamıyorsak, nasıl ki bir kadının plastik cerrahi ameliyatı olmasına karışamıyorsak, doğum şekline de karışmamız doğru ve mümkün değildir. Sonuç olarak Sağlık Bakanlığı'nın normal doğum kampanyası doğum şekilleri ve annelik konusunda hassas bir konuyu ele alırken kullandığı dil ve yaklaşım nedeniyle eleştirilmesi gereken bir durum. Doğum karmaşık ve kişisel bir deneyim ve her kadının kendi bedeni ve bebeği için en doğru kararı vermesine saygı göstermek zorundayız. Doğumun yanlışı doğrusu olmaz. Övülecek olan sağlıklı bir bebeği kucağına almaktır. Yani başarı vajinal doğum yapmak değil, başarı sağlıklı çocuğunu kucağına almak ve büyütmektir.